Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi transfer belli oldu. Bu kez Galatasaray formasını giyebilir. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'u geçip gruplara kalması halinde Juventus'tan Weston McKennie'yi transfer etmeyi planlıyor. Geçtiğimiz sezonda Galatasaray'dan teklif alan ancak Leeds United'a kiralık olarak giden Weston McKennie bu kez sarı kırmızılı formayı giyebilir. İtalyan basınındaki habere göre, sarı kırmızılılar, Young Boys'u geçip Şampiyonlar Ligi'nde grupları kalmayı başarırsa, 25 yaşındaki ABD'li orta saha oyuncusunu bon servisiyle kadrosuna katacak. Piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen 6 numara oyuncusu, merkez orta saha ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Birçok bölgede oynayabilen oyuncuları tercih eden teknik direktör Okan Buruk'un da bu transferde hayli istekli olduğu aktarıldı. Juventus, 2021 yılında 22 milyon euroya Schalke'den aldığı McKennie'yi kontratının bitimine bir yıl kala satmayı düşünüyor. Kevin De Bruyne imza için İstanbul'a geliyor. Galatasaray yılın bombasını patlattı. Transfer döneminin sessiz takımlarından Galatasaray bombayı resmen patlattı. İşte taraftarı ayağa kaldıran haberin perde arkası, Süper Lig'de transfer konusunda Rakiplerinin gerisinde kalan Galatasaray'da ortalığı ayağa kaldıracak bir gelişme yaşandı. Bu sezonda da şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte Galatasaray taraftarını heyecanlandıran Kevin De Bruyne iddiasının tüm detayları. Bir süredir transfer çalışmalarını büyük gizlilik içerisinde sürdüren Galatasaray, dünyaca ünlü yıldız Kevin De Bruyne için geri sayıma geçti. Manchester City'nin yıldız oyuncusu kendi mevkisine yapılan transferlerden duyduğu rahatsızlıktan ötürü menajerine kendisine kulüp bakmasını talep etmişti. Kevin De Bruyne 34 yaşında olması sebebiyle Avrupa'nın önde gelen kulüpleri bu transfere mesafeli yaklaştılar. Çünkü yıldız futbolcu 3 yıllık bir kontrat istiyordu. Bunun üzerine Galatasaray devreye girdi ve Kevin De Bruyne ile görüşmeler başladı. Orta sahada takıma gerçek anlamda liderlik edecek bir isim arayan Sarı Kırmızılılar, Okan Buruk'tan da onay alıp transfer sürecini hızlandırdılar. Yapılan ilk görüşmeler son derece olumlu geçti. İki ekip arasındaki görüşmelerin olumlu seyretmesi üzerine Kevin De Bruyne İstanbul'a gelmeye karar verdi. Yıldız futbolcu ile son görüşmenin İstanbul'da gerçekleştirilmesi ve aynı Ziyech transferinde olduğu gibi futbolcunun Galatasaray'ın evinde oynayacağı maç sonrası taraftara tanıtılması bekleniyor. Kevin De Bruyne'nin transferinde 1-2 ufak pürüz kaldığı, bu pürüzlerin giderilmesi için sponsorlarla toplantı düzenleneceği de sızdırılan bilgiler arasında. Yıldız futbolcu Galatasaray'dan yıllık 12 milyon garanti ücret ve bonuslar talep etti. Mevcut şartlarda yönetimin indirim istediği fakat olumlu yanıt alamadığı belirtiliyor. Eğer Galatasaray Kevin De Bruyne için aradığı sponsor desteğini bulabilirse yıldız futbolcu önümüzdeki günlerde aslan olacak diyebiliriz. Fenerbahçe ve Galatasaray onun peşinde. Bonservis bedeli açıklandı. Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakından takip ettiği İskoç yıldızın bonservis bedeli açıklandı. Manchester United'da geleceği belirsiz olan oyuncu yeni yuva arayışında. İşte detaylar. Süper Lig'de heyecan Galatasaray, Hatay Spor maçıyla birlikte başladı. İstanbul büyükleri ilk haftayı galibiyetle kapatırken hafta boyunca teknik direktörlerin yaptıkları açıklamalar taraftarlara şimdiden rekabetin kızışacağının sinyallerini verdi transfer operasyonuna hız kesmeden devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ise radarında bulunan İskoç oyuncu ile ilgili bir gelişme yaşandı. Manchester United'da forma giyen Scott McTominay'in kulüpteki geleceği belirsiz olmasından dolayı yeni takım arayışları başlamışken devreye ezeli iki rakip girmişti. İlk profesyonel sözleşmesini Temmuz 2013'te imzalayan Yıldız oyuncu, 5 yaşından beri Manchester United renkleriyle sahalarda boy gösteriyordu. 2017 yılından beri çıktığı 176 maçta kırmızı şeytanlara 19 gol katkısı sunmuştu. Aynı zamanda İskoçya milli takımında da 52 kez forma giymiş, 9 kez fileleri havalandırmıştı. The Athletic'in haberine göre yıldız orta saha oyuncusu için Manchester United'ın talep ettiği bonservis bedeli belli oldu. Habere göre İngiliz devi kulüpteki geleceği belirsiz olan İskoç yıldız için 25 milyon sterlin talep ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte Fulham, Napoli, Everton ve Brentford'un da Manchester United'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ilgilendiği biliniyor.